Şimdi sindirim kanalıyla alakalı güzel bir çizim yapacağız. Böyle gözlerin yorulmuştur videoları izlemekten. Şöyle siyah bir sayfa açayım. Orayla devam edelim. Hocam biz ne yaptık? Biz sindirim kanalı ve yardımcı organlardan bahsettik. Sindirim kanalına ağız, yutak, şu bölge yani sembolik olarak çiziyoruz tabii ki hocam. Ağız, yutak, yemek borusu, özafagus. Şöyle bir mide yapalım. Mide ne ile devam edecek? 12 parmak bağırsağı duodenumla devam edecek. İnce bağırsağın ilk bölgesi. Hocam şu şekilde ince bağırsağı yaptın. Evet. Biraz daha kalınlaştırdık. İnce bağırsakla işte kalın bağırsak birleştiği yerde çekum vardı. Çekum kör bağırsak demekti. Çekumun çıkışında şöyle bir apendis ya da appendix vardı. Kalın bağırsak sembolik olarak şöyle çizmiş olalım. Peki şöyle hafiften de yukarı kaldırayım. Şimdi ne lazım bize bir de? Tabii ki karaciğer lazım. Karaciğerden şu şekilde çıkacak safra kanalları safra kesesinden çıkacak bir kanalla birleşecekti. Ve bunun adı koledok kanalı olacaktı. Ve koledok kanalı bu şekilde kimle birleşecek dersen bana tabii ki pankreasla birleşecek. Şöyle pankreastan gelen virsum kanalıyla birleşecek ve şu şekilde biraz abartı çizdim ama olsun tam anlaşılsın. Water kabarcığı diye 12 parmak bağırsan içerisine akıtılacak. Biz özellikle ama özellikle neyi bilmeliyiz sorusunun cevaplarını yazacağım şimdi. Ağız hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim olur. Fiziksel sindirim kim sayesinde? Diş sayesinde. Kimyasal sindirim kim sayesinde oluyordu? Amilazla oluyordu. Amilaz peki ne yapıyordu? Nişastayı dekstrin ve maltoza kadar parçalıyordu. Yani nişasta ağızda glikoza kadar parçalanamazdı. Bu cepte güzel. Yutak ve yemek borusu kendi ürettiği enzimle kimyasal sindirim yapamaz. Fiziksel sindirim yapacak kadar da süreye sahip değillerdi. Yemek borusuyla ilgili bilmek zorunda olduğum şey peristaltik hareketlerle mideye besinlerin indirilmesini sağlıyordu peristaltik hareketlerle. Aynı zamanda hocam bunda kıkırdak yoktu. Soluk borusuyla kıyaslanacaktı. Geldim şimdi mideye. Biraz daha açık renk yapalım. Şurası mide. Mide için neyi bilmem lazım? Hocam hem fiziksel hem kimyasal sindirim görülür. Fiziksel sindirim tabii ki kaslarla, enine boyuna halkasal yerleşmiş kaslarla. Kimyasal sindirim ise pepsinojen ve hidroklorik asitle beraber oluşan pepsin enzimi sayesinde olur. Pepsin enzimi de proteini neye çevirirdi? Polipeptite çevirirdi. Güzel. Bu da tamam. Buradaki hidroklorik asit mikroorganizmaların artışını önleyecekti. Demir artı 3'ü demir artı 2'ye indirgeyecekti. Bu sayede demirin emilimi kolaylaşacaktı. Ve aynı zamanda inaktif olan bir enzimi aktif hale getirecekti. Harika hocam. Devam edelim lütfen. Diyelim ki pankreastan bahsedecek. Pankreastan bahsederken bana neyi sorması lazım? Karma bir bez. Tamam. Endokrini geçtim. Ama hocam şimdi sen diyorsun ki bu midenin içerisindeki asidik kimusun pH'i 1-2 civarında. Ama baktığınız zaman buradaki ince bağırsağın içerisindeki sıvının ben 8 civarında olmasını bekliyorum. O zaman ince bağırsak için mideden gelen o kimus tehlikeli. Ne yapmam lazım? Çok basit sekretin ve kolesistokinin salgılamam lazım. Kolesistokinin safra kesesini uyardığı zaman safra kesesi ne yapacak? Safra içerisindeki o depoladığı safrayı kasılarak koledok kanalı aracılığıyla water kabarcığını aktaracak. Güzel. Kolesistokinin safra kesesini kastı ama bir şey daha yapmalı. Aynı kolesistokinin midenin çalışmasını durdurması gerekiyor. Çünkü oradan artık asit salgılanmasını istiyorum. Sekretin pankreasa ne yapar hocam? Sekretin bikarbonat ister ve bikarbonatlar buraya gelir 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 işte sana pH'ın artmasına neden olur. Güzel. Peki az önceki kolesistokinin pankreasa ne yapacak? Pankreastan sindirim enzimi salgılatacak. Pankreastan hangi sindirim enzimleri salgılanır? Amilaz lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, prokarboksipeptidaz ve nükleaz. Güzel. Bu da tamam. Peki hocam şimdi ince bağırsak içerisine bunların hepsini döktün. Güzel. Ama karbohidrat sindirimi tamamlanmadı. Ben zaten diyorum ki ince bağırsağın içerisindeki şöyle yapalım. İnce bağırsağın içerisindeki bir takım enzimler mesela maltaz, laktaz, sükraz, dextrinaz, aminopeptidaz özellikle dipeptitlerin sindirilmesi için ince bağırsaktan gelecek. Şurası ince bağırsak. Hocam ince bağırsak için bilmemiz gereken o vilusu unutmayacağız. Kalın bağırsakta peki vilus var mı? Vilus yok hocam. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim var mı? Yok hocam. Kimyasal yoksa fiziksele gerek var mı? Yok hocam. Peki bu kalın bağırsağın yaptığı hiç mi iş yok? Saçmalama hocam. Tabii ki var. Ne var? Su emecek, mineral emecek, elektrolit emecek ve kalın bağırsak. K ve B vitaminleri. Mikroorganizmalar tarafından üretilen K ve B vitaminleri emilecek. Güzel. Şimdi bura tamam. Bir de şu olayı hani tam içimize sinsin hocam. Senin bir miden var. Miden asidik bir kimus gönderiyor. Burada bir karaciğer var. Karaciğer safra kanalıyla şu şekilde bağlanıp koledok kanalını meydana getiriyor. Ben diyeceğim ki bu koledok kanalının içerisinde ne var ne yok? Sen de diyeceksin ki hocam şu karaciğeri görüyor musun? Bu karaciğerin sindirim enzimi ile bir alakası yok. Bak şurayı fotoğraf halinde sana çekip atacağım. Tabii ki yazım mükemmel bir yazı değil ama sesim güzel. Bugün biraz çataldı olabilir. Hocam devam. Şimdi geldim. Buradaki Virsun kanalıyla koledok kanalının birleşerek water kabarcığına açılmasına ama buradaki başrol oyuncularını tekrar tekrar söylüyorum. Öseğimin en sevdiği yer çünkü. Sekretin bir karbonat salgılatır. Kolesistokinin enzim salgılatır. Aynı sekretin karaciğere safra üret, mümkünse salgıla. Aynı kolesistokinin safra kesesine kas ve safrayı boşalt ince bağırsağın içerisine. Aynı kolesistokinin mideye der ki kardeşim yeter çalışma. Ama mideyi çalıştıran adam kim? Hocam gastrin. Gastrin kim tarafından üretilir? Adı üstünde gaster. Gaster mide demek. Mide tarafından üretilip mideyi etkileyen bir hormondur. Ne yönde? Pozitif yönde. Peki midenin çalışmasını sağlayan sinir kimdi? Vagus siniri. Vagus parasempatik bir sinirdi. Bak midenin, bağırsakların çalışmasını pozitif yönde etkiliyordu. Hocam, bence gayet ideal oldu. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.